Şahin abi şöyle bir kadroya baktım. Dedim ki ülkeyi bu kadro yönetse batar. Çok da kötü olmaz abi. Ya yani tek problemimiz sanki rulet masası olsa. O kadar küçük olsa yani. Ya aslında bu memleketi kumar kurtaracak. Vallahi mi? Tabii. Bu memleketi kumar kurtaracak. Başka çaremiz yok. Abi tepkiler nasıl? Şimdi herkes izledi. Yavaş yavaş feedbackleri de almaya başladım. Tepkiler nasıl bununla ilgili? Yani salon o kadar büyük ve o kadar kalabalık ki insanlar ve şey değil. Sinema salonu olmadığı için tepkileri tam net ölçemedim. Öyle söyleyeyim. Bu da salonun yapısından dolayı. Bu salon yani şey değil. Nasıl diyeyim? Sinema veya tiyatro gibi bir sahne olmadığı için tepkiler arada geliyor. Gülüyorlar ama ses gelmiyor. Ben senin yerine tepkileri ölçtüm. Yani yarım saattir selfie çektiriyorsun insanlarla. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dünya yıldızı gibisin abi. Eyvallah. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Gerçekten insanlar bizi seviyor. Doğallığımızı seviyor. Biz de doğallığımızı bozmuyoruz. Elimizden geldiğince bunu taşımaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim mi? Normal hayatta da aynı Şahin misin? Evet. Ben neysem oyum. Vallahi oyum. Evet. Aslında kendini oynuyorsun o zaman. Evet. Yani aslında kendim değilim. Nasıl diyeyim şöyle? girdiğim bütün karakterleri ben bu karakterde olsam nasıl oynarım? Yani Şahin böyle bir adam olsa nasıl oynar? Bu yüzden fazla zorluk yaşamıyorum. Senin böyle hiç Türkan Çoray kanunların falan var mı abi? Yok. Yani öpüşmem, sevişmem. Hayır. Öpüşürüm de sevişirim. Hayır. Her şey var. Her şey var. Her yol var. Ya ben uzun yıllar tiyatro yaptığım için tiyatroda yani oynamadığım karakter kalmadı abi, neredeyse. Tam onu söyleyeceğim. Yani uzun yıllar tiyatro yaptım ben biliyorum. Evet. Ama özellikle Mahsun Karaca ile meç olman seni çok başka bir yere getirdi. İnsanlar sizi birbirinize çok yakıştırıyor. Hatta şöyle diyenler var. Yani yeni nesil Zeki Alasya, Metin Akpınar diyorlar sizin için. Evet. Yani toplumdan da normal sektörden de birçok insandan duyduğum şey aynı. Sürekli bunu duyuyoruz. Güzel bir şey. Bir de teyze çocuğuyuz. Biz kuzeniz aynı zamanda. Küçükken nasıldı Mahsun? Yani küçükken dedikodu yapalım biraz. Aslında içine kapanık biriydi. Mesela bana deselerdi ki yani bir gün işte sülalede kim oyuncu olacak ve yıldız olacak herhalde derdim. Baba annem falan da aklımdan geçerdi. Mahsun geçmezdi. Ben işte tiyatroya gittiğim yıllarda Mahsun da yanımda geliyordu. Çık diyordum bak eğitim al diyordum. Yok abi diyordu ben yapamam abi böyle nasıl yapıyordu. Nasıl açıldı böyle? Evet sonradan bu işte canlı yayın bir de sosyal medyada ilk biz çekim yaptığımız zamanlar şey saatlerce çekiyoruz onu kurguyla yapıyoruz. İlk çekimlere başladığımızda herhangi biri varsa oynayamıyordu. Ben, Mehmet ve o olması lazımdı. Biri bizi izlese bile yok onu çıkarmamız gerekiyordu oynayamıyordu. Sonra yavaş yavaş açıldı. En son Mahsun J oldu işte. Lan o hikaye de çok acayip. Şimdi onun da devamı gelecek. Evet. Abi adamın içinden jigolo çıktı. Evet. Yani keskin bir dönüş. Kesinlikle. Peki abi son olarak şunu söyleyeyim sana. Filmin devamı gelecek mi? Ya bu ortaya koyacağımız başarı yani izlenebilir mi? Ne kadar izlenecek? Yani ben mesela her zaman şunu söylüyorum. İkinci film benim için çok önemli. Yani birinci film evet insanlar bizi sevdiği için 700 bine yakın insan gelip izledi. Ama ikinci işimiz bizim kader maçımız. Eğer ikide de birincisi kadar iyi bir başarı yakalayabilirsek evet o zaman biz bu sektörde devam edebiliriz. Kader maçı dedin mi abi şimdi kaleciye bakıyorum. Mehmet orta sahada sen forvete de Mahsun'u koymuşsun. Zaten 1-0 önde başladınız maçı. Eyvallah. Bakalım işte eğer izlenirse devamını düşünüyoruz. Ama izlenme oranına göre. Bu yüzden izleyin tamam mı? Bak. Üçü çekemeyiz. Çok sağ ol. Çok sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun.